Ah be Suzan'ım be, Allah senden razı olsun be. Vay ne güzel oldu bak, çıktık temiz havaya, oksijen alıyoruz. Ha, heykeli dikilecek kadınsın valla. Ya Akif'cim, ben de sen iyi hisset istiyorum. Yani onca şey yaşadın, kötürüm kaldın baksana. Ama bunlar tabii hep beni sana daha bir bağladı sanki. Hakikat mi diyorsun kız? Hakikat diyorum. Ayrıca Nebahat de cazibene kapılıp dayanamayıp seni öpüverdiyse de senin suçun değil ki bu. Ben senin ağzını yerim ha. Ben senin ağzını yerim. Senin de ağzın bal yesin ayrıca. Ama işte böyle olmuyor Suzan'ım. Ya benimle ilgilenmekten işine vakit ayıramıyorsun. Vallahi işinden oldun ya. Atılacaksın ya. Yok yok. İşe mişe gitmeyeceğim ben. O Nebati'nin suratını görecek halde değilim. Aman zaten. Şeytan görsün yüzünü Nebati'nin. Ya sana iş mi yok? Sana iş mi yok ayrıca yani? Başka bir iş bulursun, başka bir işte çalışırsın. Öyle geçindirirsin yuvamızı değil mi? Hı hı. Hadi o zaman. Ya Suzan bir şey söyleyeceğim. Bak böyle yokuş yukarı, yokuş yukarı zor olmuyor mu sana ya? Aşağı doğru mu ineydik acaba? Ay yok yok. Şurada manzaralı bir yer varmış. Orayı görelim istiyorum. Vay arkadaş ya. Kim demiş evlilik aşkı öldürüyor? Hadi gidelim bakalım. Romantik. Çok iyisin. Üzüldüm Ahmet ya. Ne diyeyim bilemedim. En iyisi bu olacak İknur, inan bana. Peki Şevval ne diyecek bu duruma? Kabul edecek mi boşanma talebini? Mecbur edecek. Yapacak başka hiçbir şey yok. Tamam, peki. Ben gerekli davayı açayım o zaman. Mal paylaşımı konusunda belirtmek istediğim bir detay var mı? Zerre bir şey almasını istemiyorum. Yapabilir misin bunu? Yani bu mümkün. Boşandıktan sonra annenin mirası üzerinden hak talep edemez. Hayır, nakde çevirdik her şeyi. Sorun değil. Onun mirası olduğunu her türlü belgeleriz. İyi, tamam. Güzel. Top sende o zaman. Tamam. Benim bankada bir işim var, çıkmam lazım. Görüşürüz, tamam mı? Tamam, görüşürüz. Ay be Suzan'ım, ne güzel bir yere getirdin böyle ya. Gerçekten çok güzel manzara. He. Ay Akif, şu anı bir ölümsüzleştirelim ya. Dur bir selfie çekelim burada ha. Olur hadi, hadi gel. Çekelim anı olur hem hadi. Evet. Hadi. Aa, telefonum benim sessizde kalmış. Allah Allah. Şurada arayan olmuş. Ya boş ver telefonu, ben gidiyorum. Suzan, Suzan. Suzan yardım et, gidiyor. Vallahi gidiyor. Ana. Gidiyor. Ona katlanacağız başa. Gidiyor. Aa, Suzan, Akif. Akif, hay Allah. Dur. Ağaca gidiyor. Akif. Yetişiyorum, bir dakika bekle. Ne oldu Akif? Ha? Ne oldu pis sahtekar? Suzan'ı kandırmak neymiş? Görürsün şimdi sen. Arkadaş ne oldu böyle ya? Akif? Yürüyorsun. Yürüyorum. Suzan'ım yürüyorum. Vallahi bu bir mucize. Bu mucizeye sen sebep oldun Suzan'ım. Allah senden razı olsun, sarılacağım. Vallahi sarılacağım. Hadi be oradan. Pis yalancı. Hala numara yapıyorsun ya utanmadan. Kendi yalanına kendin inanmışsın. Allah'ım bu nasıl bir şuursuzluktur ya? Bu nasıl bir şuursuzluktur? Doktorunla konuştum ben senin. Doktorunla konuştum. Ciddi bir şey yok. Yürüyebilir dedi bana. O nasıl bir doktormuş ya benim? Acaba hangi doktorla konuştum? Benim doktorum öyle demedi. Doktor öyle demedi bir kere. Doktor bana kötürümsün dedi. Şu anda şoktan iyileştim demek ki ben. Utan. Utan be adam artık, utan. Ya niye utanayım ya, niye utanayım yani? Şoktan ayaklarım iyileşmiş, bunda utanılacak ne var yani? Duymuyor musun sen beni? Doktorunla konuştum diyorum. Hem sen gerçekten kötürüm olsaydın, o hastaneden evin önüne seni çuval gibi bırakırlar mıydı hiç? Doktorun telefonla aileni arayıp en azından bir açıklama yapmaz mıydı? Bana gelmiş hala daha kıvırıyorsun. Yok hastanenin adını hatırlamıyorum. Yok ben doktorun ismine bakmadım. Belki sonra hatırıma gir. Oho! Sen beni aptal mı sandın ya? Aa yok. Olur mu hiç? Estağfurullah.
Ya aptal sanayım ben seni, maşallah yani. Hiç mi yemedin? Ya mesela ne zaman inanmamaya başladın aşağı yukarı? İlk andan. İlk andan beri inanmadım Akif. Oradan salak gibi mi görünüyorum? Hayır canım, aa ne salak hiç. Bir salaklık bir durum yok yani ortada. Maşallah zeka fışkırıyor. Ha sen onda baştan beri öyle bir orada dümenden şeyi bırakmalar tekerlekli telefonla çaka. Cevapsız arama varmış. Çakal seni gidi çaka sen val. Tebrik ederim yalnız. Tebrik ederim, kapmışsın benden bir şeyler. Senin gibi adiliğin, pisliğin kralından benim ne haddime bir şey kapmak? Pardon. Keşke o iki bacağında kırılsaydı ya senin. Tövbe ya, deme öyle, öyle beddua ettin mi Suzan? Niye öyle şeyler söylüyorsun ya? Tutar mutar, Allah muhafaza. Ayrıca ben ne yaptıysam senin için yaptım bir kere. Ben bunların hepsini seninle tekrar barışabilmek için yaptım. Ne olur şunu anla artık ya. Ayrıca da o kaza maza hepsi gerçekti. Yani benim bacağım hakikaten ağrıyor. Vallahi bak şu bacağım acıyor. Şuraya bak şu. Oraya acayip acıyor orada. Kes be artık. Kes. Boşanacağım senden. Boşanacağım senden. Ne evime geleceksin ne sokağımdan bile geçmeyeceksin artık benim. Bak pişman ederim seni. Bitti bu iş. Deme. Ne olur Suzan deme. Pişman ederim deme. Yapma ama bak ben ama bunu Allah seni kahretmesin be Akif be. Yanlış yaptık. Yanlış yaptım. Başta doktor ayarlasaydı. Bunlar hiçbir şey olmayacaktı işte. Minareyi çalan kılıfını hazırlar Akif. Bunu da yani artık ben mi öğreteyim sana ya? Cık cık cık. Ulan Akif. Efendim? Ulan iki gündür başına gelmeyen kalmadı ha. Vallahi doğru söylüyorsun. Kurşun murşun döktürsek ne yapsak ya? Şunu götüreyim de bari hakikaten ihtiyacı olan biri kullansın. Ay, hadi bakalım. Yemedi. Yeseydi iyiydi. Yemedi.